Türkiye Cumhuriyeti aslında bir çağdaşlık savaşının, medeniyet savaşının adıdır. Biz burada ne yaptıysak, benim içinde bulunduğum hizmet yıllarında ne yaptıysak, hükümetler ne yaptıysa, benim hükümetim veya benim dışımdaki hükümetler ne yaptıysa, hepsinin programları bu istikamettedir. Bir Anadolu düşününüz ki savaş sonrasında 12 milyon nüfus, 12-13 milyon nüfus, karanlık, aç, bir yerden bir yere gitmek mümkün değil, okulsuz, fabrikasız, velhasıl hiçbir şeysiz. Bu Anadolu'yu bu yoksulluğun pençesinden kurtaracaksınız. Karanlığın pençesinden kurtaracaksınız. Ve çaresizliğin, harabiyetin, bir yerden bir yere gidemeyişin pençesinden kurtaracaksınız. %90 ile kerpiç evler her tarafı. Böyle bir Anadolu, bir imparatorluk artıyor ama işte bu şeyde halkınızın %90'ı okuma yazma bilmez. Cumhuriyet bunları çözmeye yönelmiştir. Evvela. Zenginleşmek lazım. Millet söz sahibi olmuştur. Şimdi burada bu yorganı kaldırdığınız zaman altı çıkıyor Türkiye. İşte size okumamış, okuyamamış milyonlar. 35 bin köyünün hemen hemen hiçbirisinde elektriği yok. Karanlık bir Türkiye. Topraklarını sulamak için hemen hemen eskiden kalma bir takım iktidai tesislerin dışında bir şeysi yok. Ve halkının %80'i, 82'si çiftçi. 1000 tane traktörü var. Kara öküz, kara sapanı, kara kanıya, kara çarığa teslim edilmiş Türk köylüsü. Bunu kıracaksınız bu zincirleri. Ne yapacaksınız? Aydınlık karanlığı mağlup edecek. Bu elektrik demektir. Ben bu işin başından beri varım bu işin içinde. 1949 yıllardan beri varım. Elektrik yapacaksınız. Elektriği nereden yapacağız? Su kaynaklarımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz kaynaklarımızı. Başka bir şeyimiz yok dışarıdan. Dizel santral alıp onları kurup onlarla elektrik yapacağız. Bir topyekun elektriklendirme projesi lazım Türkiye'ye. Bu topyekun elektriklendirme projesi aynı zamanda hidrolik projelere geldiğiniz zaman sulardan faydalanmanın hem sulama için hem taşkınları önlemek için hem elektrik üretmek için hem rekreasyon için hem ülkeyi daha güzelleştirmek için her şey için suların ehlileştirilmesi lazım. Nerede bu sular? Bu sular bulutta. Yukarıda bulutta. Aslında iklim çok güzel bir iklim. Fakat bu haliyle bu topraklar üzerinde yaşayan insanları çatlamış toprakla mavi gök arasında ezmiş bir iklim. Türkiye'de aşağı yukarı biz 20 bin köye içme suyu götürdük. Kasabaların vesairenin içme suyunu da tümüyle hallettik. Büyük şehirlerin içme suyunu hallettik. Büyük şehirlere yerüstü kaynaklarından barajlar yapmak suretiyle su götürdük. Ama şimdi şuraya gelelim. Bizim giriştiğimiz bu büyük plan, yani bir taraftan elektrik üreten, bir taraftan içme suyu çıkaran, bir taraftan sulama işleri ayarlayabilen, bir taraftan sanayi ayarlayabilen bütün bu hizmetlerdeki su kaynaklarının biraz evvel verdiğim miktar itibariyle bunların düzenlenmesi gayet tabii ki
bir plan mucbice ve muayyen zaman içerisinde oldu. Olabildi. Şimdi 2010 senesine geldiğiniz zaman Türkiye'nin ışığı olmayan köyü yoktur. Bu bence Cumhuriyet'in haysiyetidir, o şerefidir. Çok güzel işler yaptık. Hep çok güzel işler. Bunların bir tanesi GAP projesidir. Yalnız GAP projesi sadece tek proje değildir yaptığımız. Şimdi bakın, Kızılırmak üzerinde barajlar yaptık. Yeşilırmak üzerinde barajlar yaptık. Sakarya üzerinde barajlar yaptık. Barajlar, hidroelektrik santraller yaptık, büyük santraller yaptık. Büyük Menderes Nehri üzerinde barajlar yaptık. Sulama tesisleri yaptık. Gediz Nehri üzerinde tesisler yaptık. Antalya bölgesinde Manavgat Nehri üzerinde tesisler yaptık. Bütün Antalya Ovası'nı sulayan sistem yaptık. Bugün Antalya Ovası'nda eğer bu kadar çok bir tarım üretimi varsa o sayededir. Ve Konya Ovası'nda yaptık, her yerde yaptık. Esas yaptığımız güzel projeler, yani bunların hepsi çok güzel projeler. Ama Seyhan projesi Türkiye'nin 1950'li yılların başında bir nevi sevdası halindeydi. Seyhan Barajı. Çünkü Seyhan Nehri taşıyor. Önündeki büyük ovayı kışın dolduruyor. Ekemez hale getiriyor insanları. Ektiğini de tahrip ediyor. Yani hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Şehri ve kasabayı ve köyleri de tahrip ediyor. Seyhan meselesi, Seyhan Nehri'nin o ovaya verdiği tahribat ve ovada yaşayan insanların huzurunu kaçırmadaki büyük yaptığı zararlar o gün 50 yıllarda Türkiye'nin baş meselesiydi. 1950 seçimlerinin de önemli meselesiydi. Ve bizim ilk yaptığımız proje Seyhan Barajı'dır. Yani Cumhuriyet'ten çok partili sisteme geçtikten sonra. Benim ilgim barajla, ilgim orada başlar. Bir defa büyük korkutucudur. Böyle bilhassa küçük şeylerle meşgul olmaya alışmış insanlar için. Mesela iki katlı, üç katlı eve alışmış insan için 10 katlı ev korkutucudur. İnsan 10 katlı ev yapmaya korkar. Böyle 1000 kilovatlık elektrik santralları biz yaptık Türkiye'de birçok. Bunları yaparken bizim karşımıza 1 milyon kilovatlık Keban Barajı çıktı. 2 milyon kilovatlık, 2 milyon 400 bin kilovatlık Atatürk Barajı çıktı. Ve diğer nehirler üzerinde aşağı yukarı 500 bin kilovatla 1 milyon kilovat arasında takat olan santraller çıktı. Bunlar bizim çapımızı aşan şeylerdi. Mantalite olarak. Bizim için büyüktü bu. Bizim için bir hayaldi. Bir Keban Barajı bir hayaldi bizim için. Ben birçok kere söyledim. Ben 1950'de Boulder'a gittim. Las Vegas'ta. Las Vegas'ta bir yerde kaldım. Boulder'a her gün sabahleyin gittim, geldim. Bir duvarın üstüne oturdum. 3 gün Boulder Barajı'nın santralını seyrettim. Acaba bizim memlekette de bunu alacak mı diye. 66 senesinde eğer biz Boulder Barajı büyüklüğünde bir baraj, hemen hemen ona yakın bir barajı, Keban Barajı yapabilmişsek, daha sonra Karakaya, Atatürk Barajları yapabilmişsek, bu yapılıyormuş. Yapıldığı zaman daha iyi oluyormuş. Yani yapan ülkeler batmıyormuş ve bu tesisler de pekala hizmet ediyormuş. Bundan korkacak bir şey yok. Büyükten korkmayalım. Dünyada zaten çeşitli cereyanlar var. Mesela büyük baraj yapılmasına karşı cereyan var.
büyük barajların baraj sahalarında, göl sahalarında kalan halkın mağdur olduğu üzerinde birçok iddialar var. En son yapılan büyük baraj Çin'deki Trigorç Barajı'dır. Buradan aşağı yukarı 600 bin kişi tahliye oldu baraj sahasından. Bunları başka bir yerlere götürülüp yerleştirilmesi falan her zaman çok iyi olmayabiliyor. Yani bütün bunlara rağmen baraj insanlığın ilk gününden beri yapılıyor. İtirazlar var ama kervanda yürüyor hani şeyde. Bu itirazların bir kısmında haklılık da vardır. Yani bazı dengeler doğru da olmayabilir. Hani getirdiğinden çok götüren projeler de olabilir. O siyasetin yapacağı, siyasetin dikkate alacağı şey. Yani siyasi ve sosyal sebeplerle getirdiğinden daha fazla götüren projelere de yer verilebilir. Olabilir onlar. Taşınabilse mesele yok. Ama hepsi de taşınılamıyor. Bir kısmı mecburen suyun altında kalıyor. Yani Aslan'da bir kısım taşındı gayet tabii. Şimdi bizim başımızda Ilısu. Ondan sonra aslında Birecik Barajı'nın göl sahasında çok enteresan eski eser vardır. Onun bir kısmını kurtarabildik, bir kısmı suyun altında. Mavi istenildiği zaman su seviyesi düşürülmek suretiyle onlara ulaşmak her zaman mümkün. Bir yere gitmiyor, orada o. Şimdi su hakları, bilhassa sınır aşan sularda su hakları üzerinde çok çalışma yapıldı. Kyoto toplantısı vesairede kararlar da alındı. Rio'da kararlar alındı. Yeniden bakalım ne alınacak. Çok sarih şey yok. Sınır aşan suların ne kadarı ana bölgeye, ne kadarı aşağıdaki bölgeye ait olacak. Fakat bir genel kabul görmüş kural var. Hiçbir ülke diğer ülkenin ülkeye zarar veremez. Yani zarar vermeyeceksiniz şeye. Bugünkü şartlar içerisinde bizim kimseye zarar verdiğimiz yok. Çünkü Fırat'ta 30 bin metrelik yap su var. 1000 metrelik yap aşağı yukarı saniyede. Bu suyun daha onda biri kullanılmıyor. Yani Suriye aşağıda bıraktığımız suyun onda birini kullanmıyor. Yani şimdilik öyle bir şey yok. Biz dedik ki gelin bu havzalarda kimin ne kadar toprağı var, ne kadar su katkısında bulunuyor. Bunları ortaya koyalım, bir plan yapalım. Yani Türkiye sizin bağlarınızı, bahçelerinizi kurutma peşinde değil. Ama hayır, biz suyun yarısını istiyoruz. Suriye o tavırdadır. Yarısı bizim. Yarısı niye sizin? Biz sizin petrolünüze yarısı bizim diyor muyuz yani? Bu uğraş bitmiş değil. Bu uğraş devam ediyor. Edecek de zaten. Esasen bugün 50 dolar geliş seviyesinden 10 bin dolar geliş seviyesine çıkmışız. 10 bin dolar da yetmiyor. 10 bin dolardan 30 bin dolara çıkacağız. Evvela 20 bin dolara, sonra 30 bin dolara çıkacağız. Demek ki gelişme sürekli. Yani yapılanlar yetmiyor. Yapmaya devam etmek lazım. Kap benim masamdadır. Evet. İşte su Fırat'tan alınma. İlk ovaya çevrildiği zaman. Altında da buğday. Çukurova'nın buğdayı yalnız.